Selamünaleyküm sevgili canım kardeşlerim. Rabbimle şöyle bir şeyim vardı, anlaşmam vardı. Ya Rabbi bana ver, kullarına vereceğim diye. Tabi istifade ve istifaza ettirdiği şeyleri de sizinle paylaşmam hakkınızdır. O cihette şimdi size bir şey paylaşacağım. Enfusçiler için tabi bu. Zahirde bununla meşgul olmayanlar bunu anlayamaz. Şu söylediğimi anlayamaz. Meşgul olanlara bu. Şimdi okyanusta olun. Okyanus, ortadasın. Bir genişliği var okyanusun, gözükmüyor. Göremiyorsun. Bir dibi var okyanusun, göremiyorsun. Bir de yukarıya, semaya doğru yönü var. Tamam, bu bir. İki, bir ayva düşünün. Bahçede ayva. Hayal et böyle bir ağaç. Hemen yanında nar var. Nar var. Nar da çok da güzeldir. Hatay Kırıkhan'da olduğum için nar memleketi, o hatırıma getirildi. Tamam mı? Yan yana. Ayva ile nar. Tamam mı abiler? Şimdi ayva suret. Suret aynı zamanda mekanı oluşturuyor. Bu tahayyül. Bu ayva zahirde görünüşün altında tek bir esmaya bakmıyor. Ayvanın altında, yani ayvayı oluşturan lezzettir, kokudur, tattır, maddedir, enerjidir. Bir sürü özellikleri var. Bu özelliklerinin bütünlüğü. Dolayısıyla ayvanın dibine doğru ne, bin bir esma var. Esmanın mertebeleri var. Bu okyanustaki dibe misal. Okyanusta dibe doğru. Bir de bu ayvanın narın yanında bulunuyor. Narın da bir zahirde bir görünüşü var. Onun da dibe görü dibi var manası. Ama ayva ile narı baktığın zaman zahirde bir kıyas oluyor. Bir dibe doğru ayrı mertebeler var esma dedik. Şimdi bir de nar ile ayvayı kıyas ediyorsun. Cevizle karşısında diyelim. Ne yaptı? Kıyas oldu, kıyas. Kıyas oldu. Bu da okyanustaki genişliğe. Bir de ona gelmeden, şimdi insanın sisteminde, kafada, dimağda ilk mertebe tahayyül var. Tahayyül. Yani şekiller var. Çok da mucize, acayip bir şey, garip. Allah'ın şekli yoktur. Şekli yaratmış. Allah zamanla ve sıra ile bilmez, tasavvuru yaratmış. Çok garip yani. Allah'ta kendisi sureti yok. Suretleri yaratıyor. İşte insan mekanları düşünmek için halk etmek, yaratmak, ortaya çıkartmak diyelim. İnsan mekanları ortaya çıkartması için tahayyülü insana vermiş. O mekan ayvadır. O ayvadaki nihayetsiz esmanın meratipleri orada cem olması, bu tasavvurdur. Düşünceler oradan geliyor. Tahayyülümüz ayva ve nar, ceviz kıyasla oluşuyor. Mekanı oluşturuyor bu. Her bir ayvadır, nardır, cevizdir. Bunlar tek esma değildir. Her bir esmanın nihayetsiz mertebesi var. Mesela diyelim ki sani cevizde, sani ayvada, sani Cenab-ı Hakk'ın ismi narda farklı farklı olabiliyor. Yani bu farklı farklı olmayı kendi esmalar boyutunda ve kıyas edersen tasavvurumuzu oluşturuyor.
Tamam mı? Tahayyül ve tasavvur. Şimdi esas anlatacağım şeye geldim. İnsanın dimağında birinci mertebe tahayyül, çık yukarıya tasavvur, çık yukarıya taakkul, çık yukarıya tasdik, izan, iltizam, itikat diye malumunuz biliyorsunuz. Şimdi bu tahayyül mekanı, tasavvur içeriklerini birbirine kıyas etmekten de mekan ve düşünce farklılıkları ortaya çıkınca birbirine ard arda koyduğumuz zaman zaman çıkıyor. Hareket çıkıyor, otomatik. Yani filmler zaten tek tek resimlerdir. Tamam mı? Şimdi bir şey anlatacağım esas. Buraya kadar geldik. Şimdi bu tahayyülümüzdekileri ve tasavvurumuzdakileri üst mertebe olan taakkule atıyoruz. Otomatik bu. Senin elinde değil. Hayal ettiğini, düşündüklerini otomatik nereye gidiyor? Taakkule giriyor. Taakkul. Şimdi diyeceğim şu. Allah'ın cumada ikramı bana. Şimdi tahayyülünü ve tasavvurunu taakkulün içine attığın, taakkulün içinde bir tane de şey var, akıl var. Aklın Arapçasında bir manası, 7 manası var. İkaldır. İkal, bağdır, bağ. Yani şöyle, deve ile çölde seyahat edenler, çölde bu yatacak adam, bedevi adam çölde giderken deveyi yatacak çölde. Nereye bağlayacak bu develeri? Develer kuma çakamazsın yularını. Ne yaparlar? Birbirine bağlarsan beraber giderler. Devenin yularını kuyruğuna bağlarlar. Deve de kuyruğunda bağlı olanı böyle kafasıyla tabii onu kurtarmaya çalışır. Böyle döner döner. Ya kıçın, ya bu ipten kurtulmak için döner, 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 başı döner ve oturur. Buna boyun bağını kuyruğuna o bağlayan, bağlamaya Araplar ikal derler. Boyun bağları. Bağladı. Tamam mı? Şimdi akılın bir manası da bağdır. İkaldır. Şimdi Üstad diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, akıl bir cihazdır. 27. sayfa sözlerde. Ondan sonra kuvvettir diyor. Kuvve-i akliye. Enerjidir diyor. Tamam mı? Ondan sonra şimdi tahayyüldeki şekil ve mekanı tasavvurdaki sıralı manaları şeye atıyorsun. Taakkule atınca taakkul ne yapar? Çok önemli burası. Aklın içine atıyor. Neyi? Tahayyüllerimizi ve tasavvurlarımızı taakkulün içine atıyor. Taakkul ne yapıyor biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Bu alınan hayali ve düşünceleri, şekilleri ve düşünceleri enerjiye dönüştürüyor, kuvaya dönüştürüyor. Çok gariptir. Yani manaları ve hayalleri şekile dönüştürüyor. Şekilleri ve manaları enerjiye dönüştürüyor. Enerji. Şimdi bu neticeyi söylüyorum. Burayı çok dikkat edin. Tahayyülden gelen ve tasavvurdan gelen verileri akıl kendi cinslerinden cinsine enerjiye dönüştürüyor. Mesela şöyle diyeyim. Kızıl ağaç odununu yaktın, gürgen odununu yaktın. Kendi cinsinden naylonu yaktın. Yani akla, taakkule atılanlar şekil olsun, mana olsun. Kuvaya, enerjiye dönüşüyor. Enerji. Yetmiyor.
Akıl bunu cihaz olduğu için hayalden gelen, tahayyülden gelen, tasavvurdan geleni enerjiye dönüştürdükten sonra bu enerjilerin aslı olan, kaynağı olan esmaya bağlıyor. Seni onun aslına bağlıyor. Aklın böyle garip bir özelliği var. Neydir? Tahayyülden gelen hayalleri, mekanları, tasavvurdan gelen düşünce çeşitliliklerini, akıl bunu enerjiye dönüştürüyor kendi cinslerinden ve dönüştürdükten sonra bu şeklin ve mananın hangi esmaya dayanıyorsa seni oraya bağlıyor. Akıl ikaldır. Akıl bu cihetle enerji kaynağımız. Yani senin tahayyülünü ve tasavvurunu, hayallerini ve düşüncelerini enerjiye dönüştürüyor, yetmiyor. Bunların asılları olan esmaya seni bağlıyor. Adeta bir GPS gibi, navigasyon gibi. Çok ilginçtir, ona benziyor. Şimdi navigasyonu kullananlar bilir. Ben navigasyonu araba kullanırken açıyorum, sesi açıyorum. Diyorum ki falanca mahalle, falanca cadde, falanca numara. O yazıya dönüştürüyor. Yetmiyor. O adresi buluyor. O adresi şekile dönüştürüyor. Yetmiyor. Sese dönüştürüyor. Yani sağa git, sola git konuşuyor. Gözüme gösteriyor haritayı. Ve yazıya dönüştürüyor. Bakın ben ne yaptım? Navigasyona bir sesimi yükletti, adresi yazdım, sesle yazdım. Navigasyon adresi yazdı, haritayı çıkarttı, sese dönüştürdü. Aynı zamanda verdiğim adres bana geri döndü. Bana tarif edici oldu. Sağa dön, sola dön. Ben yönetiyorum. Şimdi o navigasyon gibi akıl da lef-i mahfuzun navigasyonu. Cumanız mübarek olsun. Selamun aleyküm.